Arkadaşlar ee, merhabalar rasyonel yayınlarından yine güzel bir soru üstteki soruyu çözmüştük tahminen bunu ista, istersiniz diye ben anlatmaya çalışacağım aşağıda doğrusal olan fgh fonksiyonlarının grafikleri şekil 1'deki birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminde bu fonksiyonların türevlerinin mutlak değerlerinin grafikleri ise şekil 2'deki dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Buna göre f0 g0 ve h0 değerlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar renkleri görebiliyorsak şöyle kırmızı bir doğrumuz, yeşil bir doğrumuz, mavi bir doğrumuz var. Bunlara sıfır verdiğimizde ayrı ayrı y eksenini kestikleri noktaları bulmuş oluruz. En üstte kırmızının daha sonra yeşilin sonra mavinin geldiğini görüyoruz. Biz burada f ile g ile h ile bunları eşleştirmeye çalışacağız. Aslında elimizde kx gibi bir fonksiyon olsun. kx eşittir mx artı n demiş olalım. Bunun türevini aldığımızda k türev x dediğimizde x'e göre neyi elde ederiz? m yani doğrumuzun eğimini elde etmiş oluruz. Arkadaşlar aslında elimizde birinci dereceden bir denklem var. Öyle değil mi? Bunun türevi bize buradaki x'in katsayısı olan m'yi vermiş oluyor. Burada e, türevler bakın dikkat ediyorsunuz m'miz sabit olduğu için türevlerimiz de hep sabit değerler olarak gelmiş. Çünkü elimizde 3 tane doğrusal fonksiyon var. Bunların ayrı ayrı türevleri eğimlerini vermiş olarak gelecek. Arkadaşlar bize burada bence eğimler üzerinden gidebiliriz ama karşılaştırmayı eğimlerin mutlak değerleri üzerinden yapacağız. Buna dikkat edelim. Çünkü burada kırmızının eğiminin negatif olduğunu görüyoruz. Mavi ve yeşilinki ikisi pozitif olarak görüyoruz arkadaşlar. Mesela mavinin eğimine baktığımızda bakın şuradaki üçgenden söyleyebiliriz. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geliyor. Şöyle mavi yazayım. Mavi'ninki kaç geldi? 1 bölü 2. Yeşilinkini bakın şuradaki üçgenden söyleyebiliriz. 3, 6 birim. bura 2 bölüm. 2 birim 2 bölü 6'dan. Yeşilinki kaç gelmiş olacak? 1 bölü 3. Kırmızınınkini de arkadaşlar şuradan söyleyelim. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 2'den şu üçgenden 2 ama geniş açı olan kısmını alacağımız için eksi 2 gelecek. Kırmızıya da arkadaşlar kaç yazmış olalım? Eksi 2. Eğimleri bulduk. Bu eğimlerin mutlak değerlerini karşılaştıracağız. Bu eğimler bize türevleri veriyor. Bunu söylemiştik zaten az önce. Burada o zaman mutlak değerlerine geçersek en büyük kaçtan gelecekleri? 2'den. Daha sonra 1/2, daha sonra 1/3 elde etmiş oluruz. Bakın eğimlerin yani türevlerin mutlak değerleri karşılaştırdığında en büyük h türev x olarak gelmiş. Belli ki şu 2 h türev x'e ait. Bu 2'yi kırmızıdan elde etmiştik. Normalde eksi 2 idi ama mutlak değeri 2 gelmiş. O zaman şu kırmızı grafiğin h x'e ait olduğunu söyleyebiliriz. Burada kırmızı grafik y eksenini en üstte kesen grafikti arkadaşlar. Bu durumda h 0 değerinin diğer ikisinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya h 0 yazalım şöyle büyüktür demiş olalım arkadaşlar. Daha sonra 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2 belli. Şu ikinci sırada bulunan g türev x'e ait. Burada g türev x'imiz görüyorsunuz f türev x'den daha büyük. Ortanca sırada bulunuyor. O zaman burada 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi biz maviden yakalamıştık. Demek ki şu mavi de bize g x'i vermiş olacak. Ama bakın bu en altta kalmış. Yeşilin altında. O zaman g 0 değeri en küçük değer olacak. Onu da şuraya yazmış olalım. Belli ki bu araya da ne gelmiş olacak? f 0 gelmiş olacak. Çünkü eğim 1 bölü 3 olarak gelmiş. Tamam en küçük eğim. Dolayısıyla en küçük türev yani mutlak değerce en küçük türev burada ama bu e, y ekseninde maviden daha üst bir noktayı kesiyordu kırmızıdan daha alt bir noktayı kesiyordu buradaki yeşile de fx kaldığına göre f0 değeri g h 0'dan büyük pardon g 0'dan büyük ama h 0'dan küçük kalacaktır buraya da f0 yazmış olalım o zaman doğru sıralamanın h 0 f 0 g 0 olması gerekir o da bize e şıkkında verilmiş doğru cevabın e şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.